Evet, hoş geldiniz öncelikle. Evet, çok teşekkür ederiz. Bizi de ziyaret ettiniz. Eyvallah. Nasıl Ramazan gidiyor çalışmalar? Evet, tabii Ramazan abi seni görmekten çok mutluyuz. Evet, biz de. Biliyorsun 30 yıla yakın bir abi kardeşlik hukukumuz var. O yüzden özlemişiz, özlem gidermiş olduk. Sizi gördüğümüzde de çok mutlu olduk. Çalışmalar hızlı gidiyor. Hızlı bir şekilde girdik sahaya. Gündüzleri şehir içinde, akşamları kırsal mahallelerde yoğun bir tempo çalışıyoruz. Yoğun bir koşuşturma içindeyiz. Tabii sen beni bilirsin abi, biz bugüne kadar partiler üstü bir hayat yaşadık aslında. Evet. Toplumun her kesimiyle iletişimi olan bir kişi. O yüzden aslında bu adaylık sürecinde de bunun faydasını görüyorum. Toplumun her kesiminden insanlar arayarak bize desteklerini bildiriyor. Biz de gerçekten ektiğimizi biçiyoruz diye görüp çok mutlu oluyoruz. Evet, ben de tabii Hakan Afşin Arıcan bizim için çok ayrı bir yeri olan bir arkadaşımız, dostumuz ve kardeşimiz. Şimdi çok değişik görevler dolayısıyla en sonunda işte belediyecilik de dahil olmak üzere altyapısı ve background'u olan bir kişi, şahsiyet. Dolayısıyla başarılar diliyoruz. Çok kolaylıklar diliyoruz. Şimdi kırsala da tabii ki merkez ve kırsal dolaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Evet, yani güzel projeler hazırladık abi. Dersimize çalıştık. Sen benim başarı odaklı çalışan bir insan olduğumu en iyi bilenlerdensin aslında. Evet. Bu işi de tabii başarılı olabilmek için hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi projeye döktük. İsraf eden bir belediyecilik anlayışından öte üreten bir belediyecilik anlayışı getirmek istiyoruz. Biz özel sektörde mali disiplinle, bütçe disiplinle odaklı yetişmiş insanlarız zaten. Bütçe disiplini, mali disiplin en hassas olduğumuz konuların başında geliyor aslında. Evet. Bu bağlamda üretken belediyecilik olmadığına güzel projeler ürettik. Hatta geçen birkaç programda da bunları anlattık canlı yayında, halkımızla paylaştık. Tabii şunun da yanlış anlaşılmamasını isteriz. Bunu buradan özellikle vurgulamak istiyorum. İşte bizim çiçek üretim merkezi, kız erkek öğrenci yurdu, organik tarım ve benzeri projelerimiz var. Bunları söylerken piyasa esnafımızın şu şekilde bir yanlış algıya kapılmasını istemem. Bunu buradan özellikle belirtmek isterim. Biz bir iş yapmaya karar verdiğimizde mutlak surette piyasa dengelerini gözeteceğiz. Ben özel sektörde yetişmiş bir insanım, özel sektörde çalışan bir insanım. Dolayısıyla özel sektör dinamiklerine, piyasa dinamiklerine de son derece hakim bir insanım. Örneğin bizim yurt projemiz var. Bir kız erkek öğrenci yurdu yapacağız. Biz bu yurdu yaparken tek başımıza bir karar vermeyeceğiz burada. Piyasada yurt işletmecisi olan iş insanlarımızla bir araya geleceğiz. Toplumun ihtiyaç düzeyini belirleyeceğiz. Ve piyasada özel yurt işletmeciliği yapan iş insanlarımıza da asla zarar vermeyeceğiz bunları yaparken. Bizimki zaten daha böyle dar gelirli olan öğrencilere, ailelere yönelik bir çalışma olacak. Hem bu işte hem diğer işletmelerde mutlaka piyasada bu işin ilgilileriyle yan yana gelip o işi yapmaya karar vermeden önce gözümüzden kaçan bir şey var mı? Piyasa dengesine zarar verme durumumuz var mı? Bunları mutlaka ilgilileriyle görüşüp, istişare edip, kararı alıp ondan sonra aksiyon almayı planlıyoruz. Piyasa dengelerini gözeteceğiz. Bunu çok önemsiyorum. Bu konuda da gerek iş insanlarımızın, gerek esnafımızın biz projelerimizi anlattığında böyle bir yanlış algıya kapılmamasını da çok önemsiyorum. Evet. Zaten benim en büyük hayallerimden birisi, zaman zaman seninle de paylaşmıştım olmuştur. Balıkesir'de kamu sağlığında ve özel sağlıkta yetersizlik olduğunu düşünüyoruz. Aslında burası coğrafi konumu itibariyle, lokasyonu itibariyle doktor geldi mi bu memlekette kalır. Güzel bir memleket. Hemşire geldi mi bu memlekette kalır. Ama yeterli sağlık tesisi yok. Biz inşallah göreve geldiğimizde mutlaka bir belediye hastanesi kurmayı hedefliyoruz. Bunun altyapı çalışmalarını yaptık. Elimde hazır yapılmış bir fizibilite raporu da var zaten. Onu da güncelledik. Belediye kaynaklarına bakacağız. Belediye kaynakları buna tek başına yeterli olmazsa
belediye özel sektör ortaklığıyla şehrimize mutlaka yeni bir hastane kazandırmanın çok acil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Kamu ve özel sağlık hizmetleri dediğinde özellikle özel sektörde Balıkesir'e böyle çok nokta atışı bir şeyler yapılması gerektiğine ben de inanıyorum. Evet, evet, çok haklısınız. Bu konuda dersimize iyi çalıştık abi. İnşallah Balıkesir'e güzel bir belediye hastanesini ne yapıp kazandıracağız göreve evet. geldiğimizde. Biz inşallah belediyeyi kazandığımızda, abi biz Alaca Mescit'ten çıktık yola. Adaylık açıklamasını Alaca Mescit'te yapan tek adayız. Alaca Mescit biliyorsun Kuvayi Milliye ruhudur. Evet. Kuvayi Milliye ateşinin yandığı yerdir. Kuvayi Milliye demek iman demek, inanç demektir. Kuvayi Milliye demek direniş demektir, mücadele demektir. Kuvayi Milliye demek zor şartlara rağmen zafere erişmek demektir. Biz Kuvayi Milliye ruhuyla çıktık bu yola ve kazanacağımızdan da adımız gibi eminiz. İnşallah göreve geldiğimizde Cengiz abiyle güzel işler yapacağız. İstanbul'dan daha tehlikeli Balıkesir deprem noktasında. İstanbul'dan daha önce ve İstanbul'dan daha büyük ölçekte bir deprem bekleniyor. Allah saklasın. O yüzden depremi projelerimizin ana merkezine oturttuk biz. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılacaklar diye. Mesela bir konteyner kent yapacağım ben. Bunu hazır bekleteceğim depreme. İçinde hastane, konteyner hastane binası olmaya müsait binası da olacak. Böyle bir konteyner kent kurmak istiyorum. Hazır bekleyecek. Tabii hazır bekleyecek afet anlarında. Yine Alakurt diye bir proje yaptık. Alakurt projesini AFAD'la entegrale getirerek Allah saklasın deprem olduğunda insanların deprem enkaz altında günlerce kalmamasını sağlayacak bir proje olacak Alakurt. Bu konuda da çok ciddi çalışıyoruz. Deprem öncesinde de işte Cengiz abinin DEHA diye bir icadı DEHA var. Çok şimdi onu Cengiz abi anlatsın. İstersen alalım ondan bilgiyi. DEHA deprem habercisi kısa adı. Depreme haber veren bir sistem. Beşik depremi 10 dakika önce. 6'lık depremi 2 saat önce, 7'lik depremi 5 ile 24 saat önce haber veren bir sistem. Depremler büyük devasa tektonik kayaların birbirini sıkıştırması sonucu yerin altında 5, 6, 7, 8, 9, 12 kilometre derinliklerde oluşan büyük sıkışmalar sonucu meydana gelen elektrik akımlarının elektromanyetik dalgalar oluşturmasına yol açmasından kaynaklanarak üzerinde çalıştığım bir cihaz. Çok basit örnek vereyim. Kedilerin, köpeklerin, kuşların depremlerden 5-10 dakika önce sağa sola kaçtıklarını duyduk, gördük, biliyoruz. Bunların kaçtığı olayı araştırma yaptım. Acaba bizim duymadığımız bir ses mi duyuyorlar yoksa başka bir enerji dalgası mı alıyorlar şeklinde yüksek frekans ses alıcı sistemi yaptım. Aynı zamanda enerji dalgalarını alan bir sistemde yaptım. İkisinde karşılaştırma yaptım. 5.2'lik Balıkesir 2019'da olan 5.2'lik Akçaköy merkezi depremimizde 9 dakika önce sistem haber verdi. Elektromanyetik dalga enerjisinin aldığını gördüm. Ses sisteminin çalışmadığını gördüm ve bu yoldan yola çıkarak DEHA deprem habercisini oluşturdum. Berabersiniz ve bu evet. sistem, şimdi şöyle bir şey var. Ya bu işi dünyada işte Japonlar çok üzerinde duruyor. Onlar bile bazı şeyleri yapamıyor. Cengiz Çetin mi? Bu fikri öne sürüyorlar birçok evet. kişi. Ben biliyorum onlar çocukluğundan beri bildiğim için bunlar bu konuda Cengiz Çetin'in bunu gerçekleştirebileceğine ve yapabileceğine inanıyorum. Hakan Afşin Arıcan olarak Altay Üniversitesi Başkan Adayı olarak sen de inanmışsın. Evet. İnşallah olur. Hakan Reis'e bizi son güne kadar bekledik. Kendisi ikna etmek için yoğun çabalarda bulduk. Kendisi inandığımız için son güne kadar bekledik. Allah da nasip etti. Reisimiz de son güne kadar inşallah kazanacağız, başaracağız. Evet. Reisim bana şunu dedi. Ya Sadıç, yani arkadaşız ama ben bak kazanırsak parti özbeni çıkartalım. Partisizlik yapmam dedi. Reis zaten biz seni biliyoruz. Sonuna kadar arkandayız dedik. Eyvallah. Helalleştik, yola çıktık abi. Allah nasip ederse inşallah kazanmak istiyoruz. Kazanacağımıza inanıyoruz. Ben Süper Karacalı olarak Balıkesir'de artık değişim şart diyor. Başkanımıza güvendik, onunla yola çıktık, kazanacağız. Evet, evet çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, ziyaret ettiniz bizi de. Başarılar diliyoruz. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz değerli Ramazan abim. Seninle olmaktan gerçekten mutluyuz. Desteğinizi bilmek,
gönül bağımız olduğunu bilmek bize hem güç veriyor hem mutluluk veriyor. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu arada Sıtkı abinin de çok selamları var. Biraz rahatsız. Ya aslında aslında ben bugün programı sonradan haber alıyorum. İçimden sabah kalktığımda şunu geçirmiştim. Arada boşluk bulursak bir Sıtkı abiyi arayayım, neredeyse bir kahvesini içmeye gideyim i̇şte diye içimden geçirdim. Evet. Sonra bir programı verdiler, baktım ki gazetede varmış gündemde. Bugün aslında Sıtkı abimi, Sıtkı başkanımı gönlümüzden neyse, de geçirmiştim. Gün, tabii, tabii. Gün var bir arada. Evet, kesinlikle. Biz zaten Sıtkı başkanıma da giderken böyle bir basın gözüyle değil, bizim bir tabii. Sıtkı başkan bizim dava ağabeyimizdir bilirsek. Evet, kendisine öyle bir dava büyüğümüz olarak gitmeyi, özel olarak gitmeyi de çok istiyorum. İnşallah onu da programlayıp gideceğiz kendisine. Peki, tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık.